Merhaba. Erdoğan 2007-2012 cemaatle koalisyon sürecinde bu gruba yönelik olarak büyüyen nefreti ustaca konsolide etti. Geriye doğru tüm darbe soruşturmalarını oraya ihale edip kendi yolsuzluklarını kapatmak için bu davaların sanıklarıyla işbirliğine gitti. İktidar ve muhalefet 2013'ten itibaren cemaatin devlet ve toplum düzeninden sökülüp atılması için Erdoğan'la işbirliği yaptı. Kayımla çökmeler, kamuda tasfiyeler ve medyanın susturulması 15 Temmuz 2016'dan çok önce başladı. Türkiye milleti 15 Temmuz'da ilan edilen o hal ve KHK rejimini de bu sebeple satın aldı. Cemaatin bu süreçte iki büyük sorumluluğu var. AKP ile koalisyon ve olacakları öngörememesi. Takip edenler bu satırları daha önce defalarca söylediğimi bilir. Yeni değil. Bunları şunun için hatırlattım. 10-12 yıl geçmiş rejim halen bununla sopa sallayıp iş tutuyor. Bırakın cezaevindeki tutsakları, fişlenmiş milyonların serbestçe hayatını sürdürme olanakları ellerinden alındı. Yakın zamana kadar anayasa hukukçusu, insan hakları savunucusu diye bildiğimiz Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nun 5 Aralık 2023 tarihli yazılı açıklamasında bu hayal kırıklığının satırlara nasıl döküldüğünü görürsünüz orada o halin amaç dışı ve kötüye kullanıldığından, ihraç edilen 415 Barış Akademisyeninin FETÖ torbasına eklemlenerek hedef gösterildiğinden yakınıyor. Geçmiş olsun. Rejim 2016'dan itibaren devlet olanaklarını sonuna kadar kullanarak geniş toplumsal mutabakatla gücünü pekiştirdi, gerekli sistem değişikliklerini yaptı veya yaptırdı. 2015'ten itibaren Kürt siyasal hareketine başlattığı operasyonu da bu rüzgarla tamamladı. 10 yıl sonra 10 yıl önceki tozlu dosyalarla terörden işlem gören belediye başkanlarının firari terörist bir savcının iddianamesiyle yargılanmak istemiyorum diye savunma yapması da tuhaftır. Eğer terörle suçlanacak bir merci varsa o da siyasal iktidardır. Çünkü halk iradesinin silah zoruyla gaspı darbedir. Velev ki hakkında işlem var, yeni başkanı seçecek belediye meclisi üyelerinin belediyeye sokulmaması darbenin tescilidir. Valilik de sokağa çıkma yasağı bildirisiyle sıkı yönetimi ilan etmiştir. Hakkari'deki fotoğraf budur. Bölge illeri sıradadır. Peki her yerde firari terörist savcı bulunabilecek midir? Misal birkaç hafta önce Kobani davasında Demirtaş Yüksekdağ ve arkadaşlarına cezalar yağdırıldı. O iddianame hangi savcının ürünüydü peki? Bataklıkta sinek avlamak tam anlamıyla budur. Konu firari sinekler değil, terör yuvası bataklıktır. Dönelim 5 Mayıs 2016'da Ahmet Davutoğlu'nun pelikan bildirisiyle başbakanlıktan azledilmesi ve hemen ardından 20 Mayıs 2016'da CHP desteğiyle anayasanın değiştirilerek dokunulmazlıkların kaldırılması 15 Temmuz kadar kritik ve etkileri halen devam eden süreçlerdir. Medya mahallesinin hafızası Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşmesiyle yerine gelmiştir o ayrı. Gel gelelim mealen e, cemaati bitirmek için hukuktan çıkmanıza ses etmedik bizden ne istiyorsunuz? demeye getiren İbrahim Kaboğlu yalnız değil. Halen azımsanmayacak bir kitle rejimin literatüre armağan ettiği FETÖ'vari, kumpas ya da paralel devlet gibi söylemlerle iş tutuyor. Türkiye'de terör terörist kelimeleri kadar içi boşaltılmış sade suya trit başka kavram yoktur. Gerek Kürtler gerekse cemaat mensupları şiddetle yan yana gelmesi olanaksız on binlercesi terörden zindanlara atıldı. Yargılama ve infaz koşulları çok ağır olduğu için özellikle böyle yapıldı. Sözcü mevkutesinin cuma günü FETÖ'cü kadınlar sokakta böyle para alışverişi yaptı diye ilk sayfadan anonsladığı rejim bülteninde bunların hangi terör faaliyeti içinde oldukları yoktu mesela. Hemen yanında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasanın ilk dört maddesi korunacak sözleri başlığa çıkartılmıştı. Açıp okumazlar tabi anayasa ikinci maddede adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı hukuk devleti vurgusu vardır. Devlet Bahçeli'nin Sinan Ateş cinayetini Pensilvanya'ya bağlama gayretine gülüp geçtik. Hatırlayın Fatih Altaylı yerel seçimin hemen ardından Van'da açık farkla seçilmiş belediye başkanını düşürme girişimini de oraya bağlamıştı. Ona bir şey demeyen Bahçeli'yi garipsemesin yani. Rejimin bugün tuttuğu noktayı tek başına Erdoğan'ın karizması ya da ekonominin şu son birkaç yıla kadar raydan çıkmamasıyla açıklamam. Devlet ve muhalefet güçleriyle anlaşması, cemaati bitirme operasyonuna bulduğu koşulsuz destek ve dış konjonktürden bağımsız düşünülemez bu. Erdoğan birkaç gün sonra G7 zirvesi için İtalya'ya gidiyor. Değilse politik hiçbir tutarlılığı olmayan ve orada oturduğu sürece uçurumdan aşağı yuvarlanmaya devam edecek bir ülkede hiçbir lider koltuğunu böyle pervasız koruyamaz. Hele Türkiye'de. Elbette başka hiçbir liderle de ülkenin altını üstüne getiremezdiniz. Erdoğan'da bu şeytan tüyü var ve mevcut güven oyu bu sebeple devam ediyor. Yakın tarihte görülmüş şey değildir bu. Cemaat nefreti son dönemde İslamcı dinci nefretine evrilmiştir. Erdoğan sonrası koyu seküler bir dönem geliyor. Rejimin söyletme mecburiyeti güncellenecek sadece. İktidarın anayasa değişikliğini pazarlarken mevcut anayasa için 12 Eylül darbesi ürünü demesine dudak bükenlerin 15 Temmuz söylemini sahiplendiği bir piyasada emin olun herkes alması gereken payı alıyordur. Sinan Oğan görünür bir şamar olanıdır sadece. Ankara'da herkesin birbirine silah çektiği bir Meksika açmazı yaşanıyor. Özgür Özel'in İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu görüştüğü gün Meral Akşener saraya çıktı. Şu son 3-4 gündür Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un kameralara açık iddialarının yalnızca başlıkları bile birkaç soruşturmaya konu olur. Özellikle mali ve organize şubeler yönüyle. Tabii bu olmayacak. İbretlik günlerden geçiyoruz. Bakış açısını değiştiren ne döndüğünü görür. Değilse aynı çukurda debelenmeye devam eder.